Alo, geldin mi? Bakalım. Merhaba. Merhaba, hoş buldum. Niçin durmalıyım? Niçin? Kuşlar çoğul maviliği aramaya gitmişler. Ufuk dikeydir. Ufuk dikeydir. Ve hareket fıskiye gibi. Görünümde ışıklı yıldızlar oynuyor. Yeryüzü yükseklikte kendini tekrarlıyor. Ve gökyüzü kuyuları ilişkili bağlantılarına dönüşüyor. Ve gündüz öyle geniştir ki gazetenin küçük beynine sığmıyor. Niçin durmalıyım? Yol, hayatın kılcal damarları arasından geçiyor. Çevrenin niteliği tüm kokuşmuş hücreleri öldürecek. Ve şafağın kimyasal atmosferinde sadece ses kalacak. Zaman zerreciklerine bağlanan ses. Niçin durmalıyım? Bataklık, kokuşmuş böceklerin çoğaldığı yerden başka ne olabilir? Morgun benliği, ölülerin şişmiş cesetlerinden ibarettir. Ve ateş böceği. Ateş böceğinin konuştuğu an karanlıktaki alçak adam Kaflan'ın erkekliğini gizliyor. Niçin durmalıyım? Kurşunlu harflerin işbirliği boşunadır. Ve kurşunlu harflerin işbirliği bu değersiz düşünceyi kurtarmaz. Ben ağaçların soyundanım ve bu bayat havayı solumak kederlendiriyor beni. Ölen bir kuş uçuşu unutmamayı öğütledi bana. Tüm güçlerin sonu güneşin gerçeği ve ışığın bilinciyle birleşmekten ibarettir. Yel değirmenlerinin çürümesi doğaldır. Niçin durmalıyım? Ben yeşil buğday salkımlarını göğsüme alarak sütle besliyorum. Ses, ses, sadece ses. Su akışının sesi ve dişi toprak kabuğu üzerine yıldız ışığının düşüş sesi ve aşkın yayılma sesi. Ses, ses, ses. Sadece ses kalıcıdır. Cücelerin ülkesinde sıfır üzerine dolaşıyor ölçü mehenkleri. Niçin durmalıyım? Ben dört unsura itaat ediyorum. Ve yüreğimin yasalarını körlerin yerel hükümeti düzenlemiyor. Ses, ses, sadece ses kalıcıdır. Böceğin etle sarılı boşlukta yararsız dolaşımı ve vahşi columalar beni ilgilendirmiyor. Beni çiçeklerin kanlı soyu yaşamaya kılmış. Biliyor musun? Çiçeklerin kanlı soyu. Çok güzel bir melodiyle tanıştım. Biraz böyle gizli kalsın istemiştim. Çok uzun zaman sonra aslında duyacağız. Yani aslında çok uzun zamandır bizimle ama ilk defa kullanacağız, ilk defa duyacağız. Çok güzel bir melodi. Yeni bir şeyle tanışacağız birlikte. Hadi bakalım. Melodi sesimiz nasıl? Gelme diyecektim. İyi ettin geldiğine. Neredeyiz? Bir şehir yanıyor. Dikkat et. Tutuşabiliriz.
İlk ateş gözlerine düştü. Sonra dudaklarına, saçlarının arasına kıvılcımlar doldu. Işıl ışıl, yanıyorsun, yanıyorum, yanıyoruz. Aramakla yetinsek, bunlar gelmeyecekti başımıza. Yine de memnunum, iyi ettin geldiğine. Taş olup kalmaktansa, ağaç olup yanmak iyi. Bir yangın nasıl oluyordu da, hiç sönmeden yeniden yanmaya başlıyordu? Yeniden yanmak için sönmek gerekmez miydi? Biz hiç sönmüyorduk. Tekneler mesela denizin üstündeyken yanabiliyorlar. Enteresan değil mi? Derdinin devası yanındayken yanmak. Bir de seni unutamadım diyorsun. Ben bunu hiç denemedim bile. Sana yakıştırdığım bütün yağmurların dediğini yaptım. Her sonbahar duvarıma astım seni. Adını yazdım düşen yaprakların üstüne. Seni unutmadım. Hiç denemedim bile. Yitik bir aşkı savunuyorum bu gece. Ateşi bilmeyen bir bebek gibi uzatıyorum resmini ellerimi bu gece. Seni sonsuza dek seveceğimi söyleyemem. Ama sonsuza dek gururunu kıracak hiçbir şey yapmayacağıma söz verebilirim. Tuttuğum eli bırakmam. Anlatılan derdi ezberlesem bile dinlerim. İki elim kanda olsa koşarım. Sabrımla, affımla, kırgınlıklarımı örterim. Ama eğer zerre etildiğimi hissedersem, bırak kalmayı, göz ucuyla bile bakamam o tarafa. Yanmadan öğrenmiyorsunuz ateşten uzak durmayı. Ama hiç değilse bir kere yanmak lazım. Ve solup gitmektense bence yanmak daha iyidir. Her insan bir gün yaprak gibi yere düşüyordu. Kimi zaman sararmış bir yaprak gibi. Kimi zaman haşin bir rüzgarla yere inen taze, yeşil yapraklar gibi. Şu ışıklar gibi olmak lazım. Her yeri aydınlatamayacağını bildiğin halde sevgiyle yine de yanmak lazım. Birkaç tanesi. Ama hiç değilse bir kere yanmak lazım. Ve solup gitmektense bence yanmak daha iyidir. Şimdi. Uzun zamandır duymadığımız bir melodi. Hadi bakalım, yeni bir şiirle tanışacağız. Çatals, merhaba. Bir gece yansıyınca kendisi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Bilmez miyim hiç bütün bu sözler ne der ona? Nicedir unutmuşum saymayı bile günleri. Sanki hiç kimselerin kullanmadığı bir gün kalmış bana. Bu gönlü kırık benim. Keşke bin canım olsaydı da, her biriyle bir defa sana feda olsaydım. Aşkına olan bağımlılığımı ayıplayan, sana bağımlı olmayı insanın kendi elinde sanır. Canı ten oldukça ben de derdugam eksik değil. Çıksa can, hak olsa ten, ne can gerek ne ten bana. Öyle sermestim ki idrak etmem dünya nedir. Ben kimim? Saki olan kimdir? Meyus sahbat nedir? Gönülde bin gamım vardır ki pinhan eylemek olmaz. Bu hem bir gam ki il tanından efgan eylemek olmaz. Bu aşk beni mahvetti. Ne var ki? Kafan dursa, yazmasan da ne var ki? Sevdiğimi yine görsem ne var ki? Yüzün hakkı için yemin ederim ki ben dünyada senin yüzün gibi güzel bir yüz görmedim. Güneş her sabah
doğudan görününce senin güzelliğin kaynağından nur alır. Sevgilinin sırrı gönülde gizli olursa bil ki muradın çabuk olur. Önüme gelen bin hayal, fani bir güzel, gerçek sevgiliye perde olur. Tohum toprak altına gizlenince mesut yeşermiş ve tertemiz olurmuş. Ben yandım. Kav isteyen var mı ki benden alsın da çerçöp makulesi şeyleri ateşe versin? Senin verdiğin hastalık başka bir hastalığın gelmesine yol vermez. Hazinen benim fakir olmama imkan vermez. Sen ayağını nereye bassan topraktan bir insan baş kaldırır, hayat bulur. Hal böyleyken kim kendinden bir baş için senden vazgeçer? Kim sana canını vermez? Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Kimseler bilmesin halimi. Boş ver. Başımdan gözyaşım dökülsün dursun. Aldırma ne derlerse desinler. Kalbim yerinden sökülsün dursun. Yağmurlar yerlere aksın da dursun. Sabret. Dünya nasıl dönüyor? Ay gidince güneş geri doğuyor. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm. Gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Bir güzide mektuptur. Beyazlık dokunmuştur. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri. Beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Ay gibisin, ay gibisin. Şimdi burada tabii gazel paylaşmıştık. O gazel dizelerinin Türkçe halini öğreneceğiz birlikte. Şimdi diyordu ki: Can üten oldukça bende derdi gam eksik değil. Çıksa can, hak olsa ten, ne can gerek ne ten bana. Burada diyor ki şair: Canım ve tenim var oldukça benden dert eksik olmaz. Canım çıksa, tenim toprak da olsa daha iyi. Çünkü bana ne can ne de ten gerekli değil diyor. Ve diyor ki: Öyle sermestem ki, yani öyle sarhoşum ki, idrak etmem dünya nedir. Ben kimim? Saki olan kim? Meyhü sahba nedir? Yani bu şarap acaba nedir diyor. Bir de son olarak şunu söylüyordu: Gönülde bin gamım vardır ki pinhan eylemek olmaz. Bu hem bir gam ki ilk anından efkan eylemek olmaz. Diyor ki: Gönülde bin tane gamım var ve bunu gizlemem hiç mümkün değil. Bu öyle bir gam ki başkasının ayıplamasından figan etmek olmaz diyor. Öyle. Şimdi aslında bildiğimiz bir melodi ama bu bence en iyi versiyonlarından bir tanesi, yeni tanışacağımız bir versiyonu. Hadi bakalım. Eray merhaba, Mega merhaba, yeni gelenlerimiz hoş geldi. Hadi bakalım. M
Melodi sesimiz nasıl? Yalnızken ufka bakarak hayal kurarım. Ve kelimeler anlamını yitirir. Evet, biliyorum. Güneşin girmediği bir odada ışık yoktur. Soğuk bir rüya gibi geziyorum. Tamamlanmış hikayelerin arasında uyanmak için bir nedene ihtiyacım var. Kaybolmayı unuttuğum için, yeniden kaybolmaya. Sevdiklerimin yeniliğini kabullenince, hayata, zamana, en çok da kendime kızıyorum. Sevmek dedikleri, sevmek değil. Hep ortadalar. Her şeyi seviyorlar. Bir kere ona gitmeye karar verdikten sonra, bütün gün işim gücüm bu olur. Artık her şey o noktaya gider. Ve her şey, o hayalin akıntısı içinde bu olur. Sarılayım diye sana geldim. Oysa gördüm, yapraksız bir dalsın. Çamur gibi seven, dalgalı deniz gibi sevmekten ne anlasın? Bazen geçmiş günlerden kalanları anarım. Bir araya gelince sessiz düşünceler. Aradığım şeylerin yokluğuna yanarım. Gönlümü yitenlerle çektiğim yaslar deler. Yaş bilmeyen gözlerim boğulur yaşlara. Acıları saydıkça bir bir içim kan ağlar. Gönlüm eski dertleri anıp çile doldurur. Ama seni andım mı yeter. Bütün yitenler döner. Bütün acılar biter. Gülümsüyorsun bana. Çok güzel gülümsüyorsun bana. Göğe uzanan ağaçlara tırmanır gibi sokuluyorum şimdiki zamana. Günaydın diyorsun. Olduğum yerde duruyorum. Ara yollar bizi bekler gibi duruyor. Şimdiki zaman duruyor. Yaz duruyor. Her yerde seni arıyordum demek istiyorum sana. Onun yerine sadece günaydın diyorum. Bilmediğim bir dilde günaydın diyorum sana. Her yerde seni arıyordum. Ve hiç bitmesin yazdı kalem tek bir günaydınla. Duydu gözlerimdeki sözgün gözlerin. Çok güzel gözlerin. İlk önce manzarayı boyamak istiyorum. Nerede mutlu olduğumu hatırlamak için. Ve bu manzarayı boyamadan buralardan gitmem. Çünkü uyuyunca geçmeyen yaralar var. Kesik kesik ağlayanlar bunu anlar. Bir kez kendi içindeki insanı anlamış olan anlar. Karanlıktan korkan köpekleri çok sevenler. Tamamlanmayanlar, tamamlanmayacaklar. Soğuk rüya gibi gezenler. Bakmasını, ne aradığını, ne aramadığını bilenler. Seni beklerken bütün kahveleri içmişim gibi. Günlerdir yoksun. Öfkeni bile özledim. Nasıl bir uzaklıktan geleceksin bilemiyorum. Ayrılıktan medet umar oldum. Kaşlarının işaret ettiği yerde duracağım. Kararan gümüşler gibi duracağım. Bir ülkenin acılarına tutunarak özür dileyeceğim. Işıklı bir korunak arayacağım sesinin kıvrımlarında. Gelmen iyiliktir diyeceğim. Yüreğimden başka yanıtım olmayacak. Bir sorudan bir soruya vuracağım seni yine. Dünyanın bütün yağmurları yağacak iki söz arasında. Ellerimi geçmişe mi, geleceğimi koyacağımı şaşıracağım. Aşk iki kişiliktir sözünü düşüneceğim uzun uzun. Ben ağlamıyorum, ben ağlamıyorum. Eriyorum, yavaş yavaş eriyorum. Biraz şansım varsa buhar bile olurum, yok olurum. Böyle merak edeceğim şeyler olduğunda her zamankinden daha çok kendim olurum. Böyle zamanlarda içimden bir şeyler sıkıştırır, boğar beni. Kozasından çıkmak isteyen bir kelebek gibi olurum. Ben soluk aldıkça, sesim çıktıkça, doğruluk önümde kötülenirken, onu savunmazsam günah işlemiş olurum. Benim sözümü dinlersen,
Çölde, gölge, denizde liman olurum. Öyle büyüksün ki, neredeyse yok olurum ben, yakınlara gelip durduğumda. Öyle karanlıksın ki, benim azıcık aydınlığımın hiçbir anlamı yok eteklerinin ucunda. Dalga dalga ilerliyor iraden. Günler bir bir içinde boğulup giderken. Eğer seni kendime yasaklarsam, bütün varlığını korkunç bir sansüre uğratmış olurum. Ben bütün üzünleri denemişim kendimde. Bir kar tanesi. Çamur gibi seven, dalgalı deniz gibi sevmekten ne anlasın? Starko merhaba. Tahsin merhaba. Yeni gelenlerimiz hoş geldi. Şimdi yine bir melodiyle tanışacağız. Aslında ne zaman şarkı sözleriyle tanışmaya başladım, o zaman biraz daha hem şarkı söyleyen hem kendi notalarını oluşturan sanatçılar konusunda bir araştırmaya çıkmıştım. O zamanlardan tanıştığımız bir sanatçı bu. Çok güzel eserleri var. Bu yeni olacak. Onlardan bir tanesi. Yani yeni bir melodi. Hadi bakalım. Tanışalım birlikte. Merhaba patates. Melodi sesimiz nasıl? Bir gün elbet bize gösterir. Gösterir sakladığı o yüzünü. Bir gün biter. Bir gün başlar. Doğar güneş, doğar elbet yüzümüze. Aydınlatır karanlığı. Ben aradığım her şeyi yana yakıla aradım. Kaygılar taşıdım mutlaka bulmalıyım diye. Yol günlüklerine geçti attığım adımlar. Kuş yavruları düşlerimde yolumu kesip bir bir gözlerime uydular. Daima ayrılıklar üretti benim yürüyüşlerim. O yüzden adı ayrılık olan bir çiçektir şimdi benim avuçlarımda. Düşün ki içini döktüğün, sırlarını verdiğin, seninle birlikte aynı ufka alındaymış, birlikte saklanmış, birlikte yatmış birisi. Bakmışsın ki günün birinde ayrılıp gitmiş. Ormanda yolunu yitirmiş çocuklar gibi. Terk edilmiş, önümden durup bana baktığında ne sen benim içimdeki acıları anlayabiliyorsun ne ben seninkileri. Ve senin önünde kendimi yere atsam, ağlasam ve anlatsam bile biri sana cehennem sıcak ve korkunçtur diye anlattığında cehennem hakkında ne bilebilirsen benim hakkımda da ancak o kadarını bilebilirsin. Acıyor, duyuyor musun? Kanıyor içimde bir şey. Yanıyor. Görüyor musun? Alevleri her yanımı sarıyor. Söyle şimdi. Bir kayıp mıyım ben? Bulunmaz. Açık bir yara mıyım? Sarılmaz. Tehlikeli bir yol muyum? Gidilmez. İki ses olmuştu içimde. Beni üzmek için elinden geleni dilinden esirgemeyen. Diğeri
beni avutmak için konuşan. Bu yüzden devriliyor sevdiğim tüm kalpler önümde şimdi. Artık sevmiyorum eskisi kadar insanları. Hiçbir pencereye bakmak istemiyorum. Düzelirsem uyku olur duruşum. İşlenirsem bir rakam olur varlığım. Bilenirsem kopar inceliklerim. Hiç korkmamış olsaydım keşke. Hiçbir korkuyu tatmamış olsaydı bilincim. Korunmaya ve savunmaya gerek duymasaydım. Korkuyu bilmeyen canımın istediği gibi davranıp, korkumu bilmeyen canımın istediği gibi konuşsaydım. Gerçekten nefes alabilseydim her an. Gerçekten yaşayabilseydim. Ben olsaydım sadece. En doğal halimle. Gerçekten yaşayabilseydim. Öyle uyansaydım her sabah. Öyle tat alsaydım. Dokunsaydım, koklasaydım. Tüm kokuları, tüm sesleri. Öylece. Kendine özgü, özgün ve özgür. Bir kar tanesi. Biri sana cehennem sıcak ve korkunçtur diye anlattığında, cehennem hakkında ne bilebilirsen, benim hakkımda da ancak o kadarını bilebilirsin. Şimdi, uzun zaman önce duyduğumuz bir şiir bu. Bildiğimiz bir şarkı, güzel bir şarkı ve güzel bir melodisi. Hadi bakalım, uzun zaman oldu birlikte. Öteki kapımdan gel, bunu açamazsın. Eski gözlerinle gel, öldürmek vakti gel. Hanidir ben bu evde saklanıyorum. Adımı değiştirdim, başka bir adla yaşıyorum. Gece gündüz siyah gözlük kullanıyorum. Öteki kapımdan gel, bunu açamazsın. Neden karanlık, neden hep sessiz? Neden hep çıkmaz bütün sokaklar? Neden hüzünlü, umutsuz? Yağmurlu bütün şarkılar. Neden hiç duymaz, durdurmaz, konuşmaz bizimle Tanrı? Düşüyor bedenim örtüm en son yüm gömleği, son şefkat gömleği, son yağmur şemsiyesi. Gelecek kış, caddelerde dolaşırken bulacaksınız beni. Neden uzamaz, neden tutamaz, neden sarılmaz bana kolların? Bul beni, duy beni, çek çıkar. Bir umut ver bana tutunmaya. Beni korumakla görevlendirdiğin meleklere de ki, beni yalnız bırakmasınlar. Tek başına uyumaktan korkuyorum çünkü. Çocuk hikayeleri anlat bana. Yanıma uzan, şarkı söyle bana. Bul beni, duy beni, çek çıkar. Üzerime sevgi şemsiyesini aç. Bana güven duygularımı geri ver. Eğer bilseydim denizin derin olduğunu, denize açılmazdım. Güçlüysen beni bu denizden çıkar. Çünkü yüzme sanatını bilmiyorum ben. Senin için değerliysem eğer ben, elimi tut. Suyun altında nefes alıyorum, boğuluyorum. Gözlerindeki mavi dalga derinlere doğru çekiyor beni. Mavi, mavi renkten başka bir şey yok. Deniz dilini konuşmanı istiyorum. Onunla oynamanı istiyorum. Onunla aşkı yaşamanı istiyorum. Çünkü deniz güzel bir manzara. Ama gözlerin kadar değil. Çünkü hava her zamankinden daha karanlık. Öyleyse senin adın deniz olsun bugün. Yüksek sesle söyleyemediğin her şeyi
bir dalganın içinden karıştırıp kıyıya vursun diye. Adın deniz olsun bugün. Şimdi, uzun zamandır duymadığımız bir kitap, Korkma Ben Varım okuyorduk birlikte. Müntekim Gıcır Bey, Şebnem Şabimi'yi okuyorduk. Aslında en sonda Atıf Tufa'yı okumuştuk, Atıf Tufa'nın hikayesini okumuştuk. Şimdi yine Müntekim'in hikayesini okuyacağız birlikte. Kutlamaları en sonda okuyacağım. Öncesinde bir tekrar ışığımızı düzeltelim çünkü benim ekranım parlıyor çok. Bir saniye. Hemen bitiyor. Tamam. Hadi bakalım. Yeni duyacağımız bir melodi olacak. Çok güzel bir melodi. Tanışalım bakalım. Citan merhaba. Ahmet merhaba. Everything will be good merhaba. Bu bölümün başlığı, not aldım. Diyor ki, mantığın zehri aklını uyuşturmasın. Hayatın kısalığı üzerine uzun uzun düşündüm. Aşk imkansızlaşınca daha da şiddetleniyor. Sol elimin parmaklarını bükerek çenemin altına kilitliyorum. Ayaklarımı yerden kesecek şekilde kaldırdıktan sonra göğsüme sert bir darbe iniyor. Bu kısacık sürede kaderi duyumsamaktan söz ediyorlardı. Kader her zaman tarihe ve ana ve vücudumuza yayılan, hem de bizzat bizim ruhumuza, zihnimize, bilincimize, yani varlığımızı teşkil eden yoğunluk bölgesine odaklanan gerilimin adıydı. İyi ile kötü, doğruyla yanlış, ümitle korku, ödül ile ceza, cennette cehennem arasındaydık. İnanmak, insanın en ince ve en keskin ayrımlarını temsil eden sınırda hareket etmesi demekti. Hesabıma göre artık sakinlemiş, uslanmış, durulmuş olmam gerekirdi. Ayakta durmayı, oturmayı, nefes almayı, dinlemeyi sil baştan öğrenmiştim. Konsantre olmayı, bir bambu ağacı gibi, bir güvercin gibi tabiatla uyum içinde kendi hayatımı çekip çevirmeyi anladığımı sanıyordum. Dahası bundan neredeyse emindim. Gerçek şu ki, eğer kendimizi mahvetmekten vazgeçebilirsek başkalarını mahvetmeden durabiliriz de. Bana sorarsanız tam bilemiyorum. İnanmak, insanın en ince ve en keskin ayrımlarını temsil eden sınırını hareket etmesi demekti zaten. Kararlı olmak, başarıya giden yolu yarılamak demekti. Ama takılıp kalmak,
sevginin payından çalmak demekti. Ayrılık sadece bir insandan değil, artık içinde olmadığımız bir hikayeden de mahrum kalmak demekti. Seni seviyorum demek, ruhun ve zihnin bütün zerreleri zikre susamışken, söylenmezse ölmek demekti. Söylemem değildi mesele, söylemesem ölmemdi. Neden böyle zincirlenmiş bir ördeğe döndüm ben? Bazen şaka mı yapıyorsun, ciddi mi konuşuyorsun anlamıyorum. İnsanlar bana bunu söylediklerinde 1 lira verselerdi, şimdiye milyonerdim Şebnem. Beni idamlık bir cellat yapan ufak tefek kusurlarım. Afallamıştım. Gökyüzüne çıkmasına değil, emekliliği yaklaşmış bir celladın havasına bürünmüştüm. Görünüşe bakılırsa ortada potansiyel bir bilmece yoktu. Kaderin penaltı düdüğü çalmıştı. Uygarlığın cezası aslındaydım. Fırtınanın ortasında sprey gibi hükümsüzleşmiş hissediyordum. Geçmiş, gelecekten daha çok istikbal vaat ediyor. Şebnem için uyku unutmak demekti. Uyandığı her sabahı kederle karşılıyordu. Hayat onu kaygılandırıyor. Zamansa eziyet gibi geliyordu. Ve uyumuyorsa eğer, vicdan azabı çekiyor demekti. İntikam her bakımdan teselli armağanından, amortiden öte anlam taşımayacaktı. Adalet terazisinin bir kefesine bakanlık heyetinin cesetlerini koyduktan sonra diğer kefeye ne koyarsam koyayım dengemi sağlamam imkansızdı. Aşkın gerçekten ne olduğunu kimse bilmiyor değil mi? Diye soru verdim. Elini omzuma koydu. Derdimi anlıyormuşçasına başını sallayarak iç çekti. Eminim bir gün sen de hayatının kadınını rastlayacaksın. Ve ona şöyle diyeceksin. Ben evli bir adamım. Dostlarımız biz değiştikçe eski tahtalarımızı tekrar bir araya getiriyor. Düşmanlarımız yeni bizi yok etmeye çalışırken dostlarımız eski bize sımsıkı sarılırlar. Her ikisinin de temel vasfı kimsek o olmamıza asla rıza göstermemelidir. Kızıl bir maske gibi yüzüme tuttuğum mendili bırakmadan işaret parmağımı kaldırıyorum. Bir kahve. Kahve. Acı olsun. Daha iyisini hak etmiyorum belki de. Pişmanlık. Şu fincanın dibindeki telve gibi birikiyor vicdanımın dibinde. Dünyaya bir bak. Süremiz belirsiz. Zamanımız kısıtlıysa gerçekten vaktimiz var mıdır? Yalnız bildiğim bir şey varsa felaketimin başlangıcı sizi ilk gördüğüm gündür. Bildiğim bir şey varsa kaplumbağa kabuğundan ayrılamadığı gibi ben de üstüme çöken yükü silkip atamıyorum. Bildiğim bir şey varsa o da bana şu satırları yazdıran kadının artık gönül meselelerinden bahsetmek hakkını kaybetmiş olduğudur. Bildiğim bir şey varsa hayatın herhalde korkunç denecek kadar basit bir şey olduğudur. Bildiğim bir şey varsa o da koşmaktır. Bildiğim bir şey varsa kellesi kopmuş bir adam sakalını tıraş edemez. Yolumun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa bunun benim yolum olduğu. Bildiğim bir şey varsa o da boyuna yolunda olduğumuz. Yolda olduğumuz. Korkma, ben varım. Şimdi, her bir okuduğumuzla birlikte bir hikaye paylaşıyorduk. Aslında burada da yazarın bu kitabı okurken okurlarına bahsetmek istediği, söylemek istediği bir şey oluyor. Tabii kitabın içindeki kahramanlar, daha doğrusu tiplemeler okuyucuyu sürekli bir kitap okuduğunu hissettiriyor ve fark ettiriyor. Ama bir de bunu Murat Menteş yapıyor. Şöyle bir şey söylemiş. Bu kitap için demiş ki, romanı saatte 300 kilometre gidebilen bir spor araba gibi tasarlıyorum. Dileyen okur yavaş yol alabilir. Fakat hızlı okunmaya elverişli bir anlatımı benimsiyorum, demiş.
Şimdi. Bu bizim araya gitmeden önceki son şiirimiz olacak. Uzun zaman önce okuduğumuz bir yazıydı aslında. Hem ben ilk Ali Lidar'la tanıştığım dönemlerdi, hem de birlikte onun dışında birçok şairi duyduğumuz şiirlerden bir tanesiydi. Annenin oğluna seslendiği bir hikaye bu. Hadi bakalım. Melodi sesimiz nasıl? Yağmura dair söylenebilecek her şeyi birileri söylemiş. Yazılabilecek her şeyi birileri yazmıştır. Yine de az gelişmiş bir cümle kurmam gerekirse eğer, iyi yağıyor. Bakalım bu kadar kötülüğü temizlemeye yetecek mi gücü? Ben ömrümde ilk defa boş bakmanın ne demek olduğunu gördüm. Dün akşam ya da yıllar önce, ne fark eder? Orada, o an ölmüyor ya insan. Daha da ölmezmiş gibi hissediyor. Hiçin ne olduğuyla bir kez yüzleşti mi? Kim onu bir şeyleri umursamamakla suçlayabilir? Değer mi dediniz? Onur mu? Aşk mı? Duyamıyorum. Aşk mı dediniz? Hiç diyorum. Hiç. Boşluk diyorum. Boşluğu gördüm diyorum. İnsanın canının yanmasından çok daha acı bir şey var artık. Artık canının yanamaması. Benim de sebeplerim vardı. Ben kendime göre durumu açıklayabiliyordum. Başkalarına anlatılması güç de olsa bu açıklama düzenim öyle her insanın kolayca anlayabileceği cinsten değildi. Üç evli sokağımı düşüncelerle geçtim. Çünkü düşününce hep böyle olurdu. Anahtarlarımı çıkarıp hazırlamaya fırsat bulamadan kapımı görürdüm birdenbire. Sonra salondaki sallanır koltuğuma ulaşıncaya kadar düşünecek bir şeyler çıkardı. Hırsız kilidi açmalı, asıl kilidi iki kez çevirmeli. Düşünecek bir şeyler daha çıkardı, vazonun içinden oda anahtarlarını çıkarmalı. Korkuyorsan neden bu kadar uzakta yaşıyorsun şehirden? Neden üç evli sokağın en ucundaki evde oturuyorsun? Son kaldırım taşından bile 55 adım ötede ne işin var? Garip. Kaderime gülümsedim. Sonra durgunlaştım. Neden? Unuttum. Dur, hayır, unutmadım. Yalnız kaldıkça, yalnız kalmaktan korktukça, aynadan uzaklaştım. Fakat biliyordum. Böyle bir düşünceydi. İster görün, ister görmeyin. Gülümsedim işte. Her şeyimi kaybetmedim daha. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Havlayan köpek ısırmaz. Dedim ki gün gelir. O geniş yüreğinin içine siner sevdanda. Acıların gibi. Bir evde oturmuştuk eskiden. Apartman denilen kül rengi yığınlarla örülü bir sokak katındaydık. Yer katındaydık. Çalışan anne baba, okuyan çocuklardan kuruluydu evimiz. Şimdi de öyle düşünüyorum. Yıkılmazdı benim oğlum. Küçük sevgiler miydi önce yaşadıkların? Yoksa içeride oluşundan mı bu kadar tutkunu olurdun?
Bu kez sevda seni niye yaraladı bu kadar? Dostun gülü yaralar gibi. Sen sarmaşıklar üretmiştin. Fasulyeler yeşertmiştin. Pencerenin demirlerine sardırmıştın. Anımsıyor musun? Küçüktün. Köpek yavruları toplar sokaktan. Büyütürdün. Yiğittir. Dayanırdı her acıya. Her yoksunluğa. Sen sıcağa gösterilmiş kar gibi. Buz gibi. Erir giderdin. Senin bir parçan olur. Ama susar. Tedirgin etmez seni artık. Toplarsın dağıttıklarını. Yüzünü, yüzünü, bedenini yaklaştırırsın. Sen sen olur. Bana yeniden gülümsersin. İstediğin hayatı öylece kuruverirsin. İlişkiler var edersin. Onları kesersin. Canın ne isterse onu yaparsın. Hatırla. Sana demedim mi? Ben oğlumu tanırım demedim mi? Bir kar tanesi. İnsanın canının yanmasından çok daha acı bir şey var. Artık canının yanamaması. Merhaba. Rahatsız etmediğimi ümit ediyorum. Yanına geldim. Çünkü sana söyleyeceklerim var. Bugün senelerdir bir türlü bitiremediğim bir meseleyi burada nihayet başlatmaya geldim. Lafı uzatmayacağım. Biliyorum. Uzatırsam sadede hiç gelemeyeceğim. Ben seni seviyorum. Öyle böyle değil. Çok seviyorum. Hani derler ya, gördüğüm ilk günden beri. İşte öyle. Seni gördükten sonra kalbimi bekletme imkanım zaten yoktu. O saniye başladım hemen seni sevmeye. Bana öyle geliyor ki hala da aynı yerdeyim. Muhtemel ki benim kendimi senden koparamadığım zaman içinde epey gelişir bu mevzu. Ama öyle zannediyorum ki bir sonuç kısmı olmayacak. Her başlayan şey bir gün biter, biliyorum. Ama benim ömrüm henüz bitmemişken senin bende sona ermen mümkün olabilir mi? Her şeyin bir tabiatı varsa bu da benim kalbimin tabiatı. Aşkın kaşla gözle ne ilgisi var ki zaten? Seni ilk gördüğüm an dediğim şey mesela bir günün içinde miydi? Her günün içinde miydi? Kim bilebilir? Belki seni ilk bildiğim an demeliyim ben ona. Seni ilk bildiğim an. Böyle deyince bunun bir hayat anlamına geleceği sır değil elbet. Benim bütün anılarımı, dakikalarımı, saatlerimi, günlerimi, benim bütün yaşadıklarımı getirip o anın içine sığdırmak mümkün. Zaman bir andan ibarettir diyenler haksız mı bu durumda? Hayat bir an. Yine de zamanın ötesine uzanan bir hikayesi var elbet o anın. Benimle birlikte olmak, bakmak kadar zevkli olmayabilir. Biliyorsunuz, ben dertleri fazla biriyim. Devamlı asabi ve endişeliyim. Bu devirde kimse kimseye aklın başında mı, kalbin yerinde mi, senin insanlığını başkalarından ayıran bir ruhun var mı diye sormuyor. Bir ömrü başkasının varlığında geçiriyorsun da senin aslın nerede diye soran olmuyor. Acaba kafasının bir köşesine itinayla yerleştirilmiş o örf ve adet yumağından kurtulsa daha mı mutlu olurdu insan? Daha mutlu olamasa bile daha özgür olurdu şüphesiz. İnsanların kabuğunu kırmaya hazır olduğu çok özel anlar vardır. Şimdi ilk defa cesaret bulup kanatlanınca tut bakalım o koskoca gökyüzünü, küçült bakalım, kır bakalım elin yetiyorsa kalbinin kanatlarını. Benim onu sevmemin nasıl bir mucize olduğunu bilmiyor. Belki de sıradan ve vasıfsız bir şey olarak görüyor bunu. O da haklı. Neredeyse tanıyan herkes sevmiş onu. Farklı boyutlarda elbet.
Ama bir şekilde sevmiş. Zaten onu birazcık tanıyan birinin kayıtsız kalması, sıradan biri gibi davranması mümkün değil. Fakat ben ne yapabilirim? Anlatamıyorum. Seni en çok ben seviyorum desem. En çok ben seviyorum ve en başta herkesten çok, en çok, en. Ne en? İçimden geçenleri bilse koşup boynuma sarılır. Oysa sadece anlatabildiğim kadarını biliyor. Anlatabildiğim kadarını. Anlatabildiğim kadarıyla ne yapılabilir? Birer çay içilebilir belki. Belki de eski bir bankta içki, gazeteye sarılı. Ben de ona sarılabilsem, anlatamadıklarımı anlar mı o zaman? Sen benim yanımda olmasan da, ben bir şekilde senin yanında oluyorum. Yorulduğumda seninle dinleniyorum. Üşüdüğümde seninle ısınıyorum. Mehtaba bakıp seni seyrediyorum. Bir kitap açıp seni okuyorum. Bütün notalarda senin şarkını dinliyorum. Neden böyle olmadı diye isyan etmedim hiçbir zaman. Ben seni idareli kullanmayı öğrendim zamanla. Senin içinde olduğun anda bütün görüntüler kamaştırıyordu gözlerimi. Şimdi camları bu kadar kalın bir gözlük takıyorsam, bunun sebebi biraz da sensin. Bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu anlayacağın. Ben yersem senin karnın doyar. Senin yüzüne kan gelir. Senin için ısınır diye düşünüyordum. Benim içim kavrulunca bu çöl gelir. Seni de bulur diye bardak bardak su içiyordum. İnsan hayatında bazı şeyleri unutur. Benim de hayatımda unuttuğum anlar vardır. Onlar toz olmuştur. Ya da kırılgan bir bardağın artık birleştirilemeyen parçaları gibidir. Benim anılarım hayaletlerle dolu bir garelidir. Belki de ben kendi hayatımı değil de başkalarının hayatını, senin hayatını yaşadım. Seni kendim bildim. Kendimi sen bildim. Hatta kendimi hiç bilmedim. Hep seni bildim. Bu da bana yetti. Hiç eksiklik hissetmedim. Benim hayatım bütün hayatlardan oluşmuş bir hayattır. Bu sadece benim anladığım bir hikaye. Şimdi sana da anlatıyorum. Biliyorum ki sen de anlayacaksın. Gücüm yetseydi de keşke daha önce anlatabilseydim. Beni sevmediğini biliyorum. Ama savaşmayı sürdürmeyeceğim. Yaşamda sonuna kadar savaş vermeye değen şeyler vardır. Ve sen buna değersin. Yazamam bundan başkasını. Senin kendi içine sığdırabildiğin bir başka hikayen varsa lütfen hiç söyleme onu bana. Çok tatlı değil mi? Diyor ki, anlatabildiğim kadarıyla ne yapılabilir? Birer çay içilebilir belki. Ceyhan, merhaba. Beysen, merhaba. Meyra'cığım, merhaba. Şimdi yeni bir melodiyle tanışacağız birlikte. Firu Feyruzat'ın aslında Ev Karadır. Bir nevi aslında onun filmi, onun oyunu diyebiliriz. Ev Karadır'ı seslendirmiştik birlikte. Onun acı dolu hayat hikayesini de öğrenmiştik birlikte. Oradan küçük parçalar barındırıyor bu yazı, bu şiir. Birlikte yeni bir melodiyle tanışacağız. Hadi bakalım. Ben açarım kollarımı. Koskocaman sarılıyorum. Koskocaman, koskocaman. Thank you.
bırakmak tuhaf bir cesaret istiyor. Bir işi bırakmak, bir huyu bırakmak, bir şehri geride bırakmak, bir alışkanlığı bırakmak, bir hayali geride bırakmak, bir önceki benliği geride bırakmak, bir insanı geride bırakmak. Cesaret hem ürkütücü hem de ürkütücü bir cesaret istiyor. Ben üşüyorum. Ben üşüyorum. Ve sanki hiçbir zaman ısınamayacağım. Bak burada zaman nasıl da ağır. Ve balıklar nasıl da benim etlerimi kemiriyorlar. Böylesine perişan olmayı nasıl becerebiliyorsun? Her yerde yağmur yağıyor. Sen susmaktasın. İmkansız olanı başarıyorsun. Her yer aydınlık ama sen karanlıkta yaşıyorsun. Ölümün yerlerde olduğu yok. Ama sen sürekli ölüp durmaktasın. Hayat bir mucize. Ama sen felaketlerdesin. Daha iyi bir yer olması için dünyaya yardım et. Evinden çıkman gerekmez. Masandan kalkma. Hatta dinleme bile. Yalnızca bekle. Hatta bekleme bile. Kesinlikle sessiz ve yalnız ol. Terk etme dünyayı bulduğun gibi. Biraz daha iyi, biraz daha güzel bir yer haline getirmeye gayret et. Dünya maskesini düşüresin diye gelip kendini sunacaktır sana. Başka türlü olamaz. Kendinden geçmiş bir halde eğilecektir önünde. Ben üşüyorum ve biliyorum. Nereden bildiğimi söyleyemem ama biliyorum. Ben yüreğini yitirmiş bu zamandan korkuyorum. Ben bunca elin boşunalığını düşünmekten, yüzün yabancılaşmasından, yaşlanmaktan, okunmaya değer bir şey yazamamaktan, insanların güvenini boşa çıkarmaktan, mutlu olmayı öğrenememekten, bir gün yeniden kırılmaktan, ailemi kaybetmekten ve sonunda yapayalnız kalmaktan korkuyorum. Yaşamak istiyorum ama sadece korkuyorum. Ama benden nasıl korkulur Tanrım? Ben ki asla sisli damlar üstünde gökyüzünün, başıboş uçurtmalardan başka bir şey değildim. Hiçbir şey yoktu, bomboştu. İşte şu ağacımın içi gibi. Ama yine de yoklamayı sürdürdüm. Kaybettiği bir şey bulmayı çok istediği zaman insan bazen böyle şeyler yapar. Bazen bir göremez, bomboştur baktığı yer. Öyleyken yine de 15 kez bakar aynı yere. Zindanımın karanlığı öldürüyor beni. Yine de kendimin gardiyanıydım. Sonra umursamamayı öğrendim. Doğdum, büyüdüm, yenildim. Geldim, gördüm, sıkıldım, sevdim, sevildim, yalan duydum, dokundum. Hayatın her saniyesinde upuzun ağlayan bir insan kervanı, bir de daha küçük gülen bir insan kervanı var. Ama üçüncü bir kervan daha var. Artık ağlamayanların ve gülmeyenlerinki. Üçü arasında en hüzünlü olan da o. Götür beni ey gönül okşayan umudum. Ben bir taşkınlığa bırakılmak istiyorum. Ben o koskoca buluttan yağmak istiyorum. Ben hayır, hayır, hayır diye haykırmak istiyorum. Kaybolmuş duygusu gibi korkuncum ben. Ama terk etmeyeceğim dünyayı bulduğum gibi. Biraz daha iyi, biraz daha güzel bir yer haline getirmeye gayret edeceğim. Merhaba. Sefa merhaba. İrem merhaba. Yeni gelenlerimiz hoş geldi. Şimdi burada yeni bir şiir var. Aslında hepimizin bildiği bir melodi. Ama şiir yayınında hiç kullanmadık. Aslında kullandık sayılır bir kez ama çok çok eski bir zamandaydı. Ve enstrümantal hali biraz farklıydı.
şimdi. Her iki versiyonunu da duymuş olacağız ama onun öncesinde melodi sesimiz nasıl? Hadi bakalım. Gecedir. Şu anki bütün fıskiyeler daha gür sesle konuşur. Benim ruhumda bir fıskiyedir. Gecedir. Ancak şimdi sevenlerin bütün türküleri coşar. Benim ruhumda bir sevenin türküsüdür. İçimde dindirilmemiş, dindirilemez bir şey var. Sesini yükseltmek istiyor. İçimde bir sevme isteği var ki, evrenin dilini konuşuyor. Ben ışığım. Keşke gece olsaydım. Ama ışıkla çevrili olmak benim yalnızlığımdır. Gece ve karanlık olsam, parlak yıldızlar, ateş böcekleri, sizi de kutsamak ve ışık armağanınızdan bir yudum alıp mutlu olmak isterdim. Fakat ben kendi ışığımın içinde yaşarım. Ve kendimden çıkan alevleri içerim. Ben almaktaki mutluluğu bilmem. Nasıl yorumlamalı bunu bilmiyorum. Bilmiyorum. Fakat beni de kırdılar içimde. Bir kelebeğin canını yaktığında ertesi gün özür dileyemezsin. Kırdılar. Karanlık camlardan sular akıyordu. Şimşekli bir boşlukta saat vurdu. Beni de kırdılar. Belki de yalnızdılar. Belki onların da çocuğu yoktu. Çocukluğu yoktu. Bütün şarkılara kapalıydılar. Bir genç kız değmemişti saçlarına. Beni de kırdılar. Yağmurları yağmıyor artık ağaçlarıma. Sularından içmiyorum. Susadım ama beni de kırdılar. Soğuk bir ölüm, çevik bir bıçak gibi çakıldı aklıma. Oysa bir şarkıyım yeniden doğan. Onlar bütün şarkılara kapalıydılar. Savaşarak neyi ortadan kaldırmak istemişsem, savaştan sonra gelmişti hep. Tuhaf bir kader. Gözlerimin içinden kendime baktım. Muhtemelen yanlış anlaşılmış bir bakıştı. Alacakaranlığın yorgunluğu çöktü ruhuma. Bir daha o eski halime dönecek miyim? Ne yazık ki ben ışık olmaya, gecelerin susuzluğunu çekmeye ve yalnız olmaya mecburum. Arzum bir pınar gibi içimde kaynıyor. Konuşmak istiyorum. Şimdi bütün fıskiyeler daha gür konuşur. Benim ruhum da bir fıskiyedir. Ancak şimdi bütün sevenlerin şarkıları uyanır. Benim ruhum da bir sevenin şarkısıdır. Bir kar tanesi. Beni de kırdılar. Bir kelebeğin canını yaktığında ertesi gün özür dileyemezsin. Şimdi birlikte çok 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 uzun zaman önce okuduğumuz bir şiir vardı. Aslında buna tam bir şiir diyemem. Bunu kendim düzenlemiştim. Çok güzel, çok güzel bir sesleniş şarkısı bu. Hadi bakalım, tekrar duyalım birlikte. Thank you.
Yeni gelenlerimiz hoş geldi. En güzel düşünce, seni her zaman sevdiğim gerçeği, bu mu? Bu kelimelerin ne anlama geldiğini bilmeden önce bile seni sevdiğimi ve senin tarafından sevildiğimi biliyorum. Adını, nereli olduğunu, bazen mutlu ya da belki üzgün olduğunu bilmeden sesini sesinde hayal ettim ve aşkının renginde yıkandım. Senin de dışarıda bir yerde olduğun düşüncesinde teselli aradım. Geceleri sık sık gözlerimi kapatırdım ve ellerimi gökyüzüne uzatarak sırt üstü uzandım. Ellerini ellerimde hissedebiliyormuşum gibi hissettiğim yer orasıydı. Parmaklarımızın arasında zaman boşlukla kenetlendi ve kollarımızın evrende küçük daireler çizerek dönmesini izledim. Sanki el ele tutuşmuş gibi özgür olanın engellerini aştık. Belki de böyle bir aşkın var olabileceğini düşünmek saflık olur. Ama başka bir seçenek var mı? İmkansız inanmak için yaratıldım. Ve hayal gücüm bundan daha hızına sahip değil. Vücudumdaki her hücre velif bunun doğru olduğunu anlıyor. Diğer tarafım da var ve her zaman var olmuş. En güzel düşünce, belki de katlanılan her kalp kırıklığının birbiri için sadece bir köprü olduğudur. Bunu başka nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Seni görme ve hissetme şeklim kaburgalarımın altına hapsolmuş. Bu kendini gösteren bir kanıt değil mi? Ben diyorum ki buna inanmak gerek. Bir susam gibi boyuna sulamak umutsuzluğu ve direnmek. Hep direnmek, sevmek, devam etmek adına. Kendime diyorum ki düşmek sorun değil. Düşmek acıtmıyor. Asıl sıkıntı durduğun zaman. Diyorum ki mutluluğu yalnızca rüyalarında gören insanlar daima yorgun olurlar. Hayaller diyorum. İyi ki varlar. Bu yüzden diyorum ki sonsuz olan deniz benim. Bütün evren gezindiğim şu kıyıda kum tanesinden başka bir şey değil. Cevabı asla bilebileceğimi sanmıyorum. Daha iyisi cevapsız soruların mimarı rolümden memnunum. Bunda bir güzellik var. Gerçek. En güzel düşünce senin var olduğundur. Ve başka hiç kimse beni seni beni gördüğün gibi görmeyecek. Ve kimse seni benim seni gördüğüm gibi görmeyecek. En güzel düşünce bu. Adını, nereli olduğunu, şu anda mutlu mu yoksa üzgün mü olduğunu bilmeden. Seni çok derinden seviyorum. Sonsuz. Merhaba. Hadi bakalım. Şimdi belki de bu gecenin en çok tanıştırmak istediğim yazılarından bir tanesi. Çok güzel olsun. Bu melodinin aslında şöyle, bu sanatçının neredeyse birçok melodisini duyduk birlikte. Bu enstrümantal hali olarak tanıştırdığımız son versiyonu olacak. Çünkü hepsini tanıştırmak istiyorum. Hepsini bilelim istiyorum. Hadi bakalım. Melodi sesimiz nasıl? Yükselecek.
Brandon, merhaba. Yorgunum. Büyüklükleri anlaşılmaz insanlar pozunda. Beni anlamıyorlar demek hoşuma gitmiyor. Çocukluğumda dinlediğim masallardan birinden aklımda yalnız bir bölüm kaldı. O masalda dertli, üzgün, tedirgin bir adam vardı. Uyuşmazlık içerisindeydi çevresindekilerle. Ama çevresiyle olan çatışmalarını gizli tutar, açığa vurmazdı. Gideceği hiçbir yer yok. Beklediği bir sabah da yok. Kimse yetişmek zorunda değil. Çünkü gerçeklerden nefret ediyor. Yaşarım sandım. Her şeye ve hayata rağmen. Karanlıklara karışırım. Sonra nasılsa hep sabah olur. Elimi kendi kanıma batırır. Sonra gider yıkarım. Geçip gider sandım her şey. Geçip gider yaşadıklarım. Öldüklerim. İyiliklerim. Ve o en çok da kendimi acıtan kötülüklerim. Hepsi geride kalır. Ve ben her sabah yeniden doğarım. Oysa şimdi ne kadar da iyi anlıyorum. Geçmişin uçurumlarına ittiğimiz o anlar hiç kaybolmuyormuş. Hep bir gölge gibi takipteymiş. Anlardık. Ne zaman içimize inmeye kalksak, içimizde, bizim dışımızda, bizden ayrı, bizden uzak, bir sürü yabancı konuk. İçimizde bir sürü davetsiz misafir. Anlardık. Bir otobüs yolculuğu gibiydi hayat. Sağ tarafta manzarayı izlerken sol tarafı kaçırırsın. Unuttuklarını hatırlamak isterken hatırlamak istemediklerin gelir aklına. Akşamüstü bir şehri terk edip bir başka şehre gitmenin ne olduğunu çok iyi bilirim. Hele mevsim yazsa. İnsanlar hiç olmadığı kadar bencil ve kayıtsızsa. Hele insanın sevdiğinden uzakta, kayıpta ve ardında kalmışsa. Bilirim. Bir akşamüstü bir şehri terk edip bir başka şehre gitmenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Kırıldığın zaman çitin ötesindeki insanları düşün. Acıları içini ısıtsın. Doğrulansın yüzün. Gözlerine çekimser bir mevsim süsü ver. Korkma. Kimsenin gözükmez için. Korkuyu beklemenin telaşı, korkunun kendisinden çok daha ürkütücü, biliyor musun? Sahip olduğunuz tek şey bir çekiçse, her şeyi bir çivi olarak görmeye başlarsınız. İşte bu yüzden, karanlık kuyuya, kendi ellerimle bırakıyorum kaderimi. Korkuyu beklemekten vazgeçiyorum. Ruhumda geçenleri dudaklarıma yollasam, ruhuma ne kalır ki? Doğayla bağ kur. Kelebeklerin ardına düş. Kuşların cıvıltısını dinle. Derelerin akışına refakat et. Taşların suskunluğunu alkışla. Topraktan yaratıldığını hatırla. Nihayetinde güneşli havalardaki yürüyüşün değil, rüzgarla ettiğin mücadeledir başarını belirleyecek olan. Işığın altındaki parıldaman değil, içindeki ve dışındaki karanlığı idare edişindir. Nasıl koştuğun değil, defalarca düştükten sonra ayağa kalkma şeklindir başarını belirleyecek olan. Zaferlerin değil, mağlubiyetlerinin karşısındaki tavrındır. Güçlü hissettiklerinde yaptıkların değil, kırgın ve düşkün olduğun zamanlarda yaptıklarındır. Yürüme kabiliyetin değil, umutsuz ve ayağa kalkamaz haldeyken bile içinde bulduğun emekleme isteğidir. Kazandığın zamanki tavrın değildir başarını belirleyecek olan. Kaybolmuş ve kaybetmiş hissettiğin zamanlardaki kimliğindir. Çünkü karakter kıyıların mamülü değildir. Karakter dalgaların arasından doğar. Hani şu yıkıp geçen dalgaların. Bir daha düşmek için bir daha ayağa kalkmanın ne anlamı var diyen dalgaların. Okyanusları geçmek senin için çok iddialı. Hiç şansın yok diyen dalgaların. Ama gördüğün gibi
kahraman ödülleriyle değil, yaralarıyla anılıyor. Nasıl koştuğun değil, defalarca düştükten sonra ayağa kalkma şeklinleri başarını belirleyecek olan, zaferlerin değil, mağlubiyetlerinin karşısındaki tavrındır. Güçlü hissettiklerinde yaptıkların değil, kırgın ve düşkün olduğun zamanlarda yaptıklarındır. Şimdi... ile tanışacağız. Hadi bakalım. Çok kez duyduğumuz, şairin kaleminden çıkan birçok şiir duyduk birlikte. Bu da onlardan bir tanesi. Onu biraz daha yakından tanıyacağız bu şiirle. Melodi sesimiz nasıl? Yorgun, merhaba. Baştan. Beynimdeki kara su, başımdaki sancı, dilime dolanan bu tanıdık suskunluk, yerli yersiz, alnıma düşen dalgın kırışık, akşam alacasına yakıştırdığım hüzün, yüreğimin dalında kanayan körpe çiçek, yangın yerlerine izi düşen yaslı yüzüm, diline sınırlar koyulan yasak ülkem, yaşadığım korku en özgür yanımdır benim, karanlık kapılara vuran ışıklı türküm, kendi su yolunda akan küçücük suyum, belli ki tenimin rengini yitireceğim. Ve hayat yitirecek rengini yüzümün sustuğu yerde. Sularla çevrili bir şehrim. 12'den sonra volta attığım caddelerim nerede? Yeryüzüne küstüğünden gökyüzüne asmış kendini. Sizin evleriniz büyük. Sıkıntı diye soyunduğunuz dünya eşiklerde. Çocuğunuz odalarda bir gün kapalı kalmadı. Habersiz girmedi kapınızdan kimse. Gece o masal hala uyumanız için. Gittiğiniz hiçbir toplantı suç sayılmadı. Başkası için itiraz etmediniz kimseye. Birinci erdeminiz görmemekse, ikincisi unutmaktı. Unutmak kolaydır, suçlamak kolaydır. Asıl olan beslenip gül fidanı gibi, yaşamın yapraklarıyla, geçmişin toprağından bir gün bile gitmeden, bulutlar içinde güneşin yolunu geleceğe sunmaktır. Suyum, unum, buğdayım, ben bir iyiliğim diyorum, itiklik duygusundan doğan. Çoğalmak istedikçe azalmaktan alırım güzelliğimi. Seçilmiş bir yalnızlığın içinden seslenirim. Sevdiği herkesi bir kedere dönüştüren kalbimle, hiçbir yakınlık, hiçbir hayale su taşımaz, buğday olmaz, un vermez. Ümitsizlik diyarına gitme, ümitler var. Karanlığa varma,
nice güneşler var. Şimdi. Biz bu şairi daha önce farklı farklı hikayelerle duyduk birlikte. Aslında Ömür Hanım'la başlamıştık ilk olarak. Şaire sormuşlar, demişler ki niçin şiir, niçin şiir yazıyorsun, şiir sana ne hissettiriyor diye sormuşlar. O da şöyle bir yanıt vermiş. Aslında en çok sanırım kaleminin güçlü olduğunu düşündüğüm ve duygularını içten hissettiğim cümle olabilir. Diyor ki, o kadar çok neden sıralanabilir ki? Hayır diyebilmek için. Sığlığın saldırısını durdurabilmek için. İyiliğe ve güzelliğe aynı olabilmek için. Edilgen bir seyirci olmamak. Yaşamın bana verdiklerine bir küçük teşekkür için. Kendime saygı duyabilmek için. Şiir yerine koyabileceğim başka bir becerim olmadığı için. Ekmeğin ve aşkın eksikliğini tamamlamak için. Ölümü hak edebilmek için. Tüm bunlar sonsuz sayıda çoğaltılabilir. Ama hiçbirisi de tek başına niçin şiir sorusunun yanıtını vermeye yetmez. Daha akılcı, daha kapsayıcı şöyle bir açıklama yapılabilir. İçimdeki duyguya nesnel bir karşılık yaratabilmek için. Çünkü dışımdaki dünya bunu vermekten çok uzak, demiş. Şimdi yeni bir yazıyla tanışacağız birlikte. Bu melodi de farklı bir versiyonu duyacağımız bir melodi. Çok güzel bir melodi. Aradan çok uzun zaman geçti. Ve bu da heyecanla tanıştırmak istediğim melodilerden ve yazılardan bir tanesi. Hadi bakalım. Melodi sesimiz nasıl? Ben Ruj'u bu kadar öpmedim. O beni bu kadar öptü. Güzel. Merhaba. Sanki burası herkesin unuttuğu bir yerdi. Ve kar sessizce dünyanın sonuna yağıyordu. Oturdum ve ağladım. Efsaneye göre bu ırmağın sularına düşen her şey, yapraklar, böcekler, kuş tüyleri, bunların hepsi ırmağın yatağında taşa dönüşürmüş. Ah, yüreğimi bağrımdan söküp, akıp giden sulara atabilmek için neler vermezdim. Hiç acım kalmazdı o zaman. Hiç pişmanlık kalmazdı içimde. Anılarım olmazdı hiç. Bir gün, güz mevsiminde, ikindi vaktinde, yüksek bir dağda dünyaya baktım. Eski kayaların adını sordum. Yaşamışız dediler. Canım istedi, yoruldum. Güneşler çizildi göğsüme. Elimin arkasında güneş duruyordu. Aylardan Kasım'dı. Üşüyorduk. Ne zaman kırlara gitsem, neden olduğunu anlamadan, hayal kırıklığıyla dönerdim. Ne zaman gri gökyüzüne baksam, kalbim sıkışırdı. Ne zaman duysam kuş cıvıltılarını, nedendir bilmediğim bir acıya tutulurdum. İnce düşünceli olmanın insanı boş bir yaptığı ve bu boşluğun da kaygısızlaştırdığı söylenir. Fakat çok şey hissedip,
çok az şey bilen hassas biri, güneşin altında yaşayan en talihli canlıdır. 10 yıl önce olsaydı, belki biraz daha düşünürdüm. Belirsiz tehlikelerden korkmazdım. 10 yıl önce olsaydı, kımıldardım yerimden belki. Kımıldardım da ne yapardım? Hiç. Biraz huzursuzluk duyardım herhalde. Eski bir yara yerinin sızlaması gibi bir şey. Ne var ki? Önceki duraklar, sen onlardan uzaklaştıkça güzelleşirdi. Geçmiş albeni kazanır. Gelecek seni kendine çeker. Şimdi üstüne çökerdi. Sonuçta insanı uzun vadede mutsuz eden şeyler kelimeler değildi. İnsanı mutsuz eden anılardı. Solmak bilmeyen, yerinden oynamayan anılar. Bir hayat bazen kalbimizi buz gibi yapar. Ruhumuzu ağırlaştırır. Senin elin soğukken benimki ateş gibi. Bir insanın kendisiyle yaşayabildiği kadar vardır. Ve her insan kendisiyle yaşayabilmek için binlerce aydınlık, hissetmek için yüzlerce alev bulur. Herkes kendi ışığıyla parıldar. Hiçbir alev öbürüne benzemez. Büyük alevler vardır, küçük alevler, her renkten alev. Kimi insanların alevi öyle durağandır ki rüzgarda bile dalgalanmaz. Kimi insanlarınsa havayı kıvılcıma boğan çılgın alevleri vardır. Kimi saçma alevler ne tutuşur ne de ışık serperler. Kimileri de öyle bir canlılıkla yalazlanırlar ki onlara bakınca gözlerimiz kamaşır. Yaklaşırsak üstümüze ateş vurmuş gibi parlarız. Bugünün düne benzediği gibi yarının da benzeyeceğini düşünüyormuş gibi davranıyoruz. Ama dikkatini yaşamakta olduğu güne veren kişi o büyülü anın varlığını keşfediyor. O büyülü an, belki de sabah kilidi anahtara soktuğumuz dakikada, akşam yemeğini izleyen suskunluk sırasında, bize birbirinin benzeri gibi gelen bin bir şey de gizli. Ama öyle bir an var. Ve işte o anda yıldızlar tüm güçleriyle içimize doluyor. Ve bizi mucizeler gerçekleştirmeye hazır hale getiriyor. Belki en sevdiğin kitap henüz okumadığındır. Belki en sevdiğin çiçek leylak değildir. Hiç koklamadığındır. Belki de yanında olmasını istediğin, hayatından geçip gitmiş birisi değildir. Henüz karşılaşmadığındır. Zamanın götürdüklerinden haberdarsın. Getireceklerinden değil. O yüzden zamana zaman tanımak gerek. Bu geceki son iki şiirimiz olacak. Biri Lile, biri de çok 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 uzun zaman geçen aradan hem paylaşılan hem de okunmayan bir şiir. Daha önce okuduğumuz bir şiir. Belki de şairin en çok ses getirmiş şiirlerinden. Hadi bakalım.
Melodi sesimiz nasıl? Aşkı konuşmak için dudaklarımı kutsanmış ateşle temizledim. Ama hiçbir sözcük bulamadım. Aşktan haberdar olduğumuz sözler cılız bir hıçkırığa dönüştü. Yüreğimdeki şarkı derin bir sessizliğe gömüldü. Ey bana gizlerinin ve mucizelerinin varlığını inandığım aşkı soran sizler. Aşk peçesiyle beni kuşattığından beri ben size aşkın gidişini ve değerini sormaya geliyorum. Sorularımı kim yanıtlayabilir? Sorularım kendi içimdeki için, kendi kendime cevaplamak istiyorum. İçinizden kim içimdeki benliği bana ve ruhuma açıklayabilir? Aşk adına söyleyin, yüreğimde yanan, gücümü tüketen ve isteklerimi yok eden bu ateş nedir? Ruhumu kavrayan bu yumuşak ve kaba gizli eller nedir? Yüreğimi kaplayan bu acı sevinç ve tatlı keder şarabı nedir? Baktığım, görünmeyen, merak ettiğim, açıklanamayan, hissettiğim, hissedilemeyen şey nedir? Hıçkırıklarımda kahkahanın yankısından daha güzel, sevinçten daha mutluluk verici bir keder var. Neden kendimi beni öldüren ve sonra şafak sökene kadar tekrar dirilten, hücremi ışığa boğan bu bilinmeyen güce veriyorum. Uyanıklık hayaletleri kurumuş, göz kapaklarımın üstünde titreşiyor. Aşk diye seslendiğimiz şey nedir? Söyleyin bana. Bütün anlayışlara sızan ve çağlarda gizli sır nedir? Başlangıçta olan ve her şeyle sonuçlanan bu anlayış nedir? Yaşamdan ve ölümden, yaşamdan daha acayip, ölümden daha derin bir düş oluşturan bu uyanıklık nedir? Söyleyin bana dostlar. İçinizde yaşamın parmakları ruhuna dokunduğunda, yaşam uykusundan uyanmayan biri var mı? İçinizden kim ruhunun seçtiği kişiyi bulmak için uzak denizlere açılmaz, çölleri aşmaz, dağların doruğuna tırmanmaz? Hangi gencin yüreği, güzel sesi ve büyülü dokunuşu elleriyle ruhunu kendinden geçiren kızın peşinden dünyanın sonuna gitmez? Hangi varlık, dualarını bir yakarış ve bağış olarak dinleyen bir tanrının önünde yüreğini tütsü diye yakmaz? Dünya kapısından geçenlere aşkın sırlarını ve değeri sorulan tapınağın girişinde durmuştum. Ve önümden çok zayıflamış, yüzü hüzünlü yaşlı bir adam iç çekerek geçti. Ve şöyle dedi: "Aşk, bize insandan beri bağışlanmış bir güçsüzlüktür." Yiğit bir genç karşılık verdi: "Aşk, bugünümüzü geçmişe ve geleceğe bağlar." Ardından kederli yüzlü bir kadın hıçkırarak şöyle dedi: "Aşk, cehennem mağaralarında sürünen kara engereklerin ölümcül zehridir. Zehir çiğ gibi taze görünür. Susuz ruhlar aceleyle içer onu. Ama bir kere zehirlenince hastalanır ve yavaş yavaş ölürler." Sonra gül yanaklı bir kız gülümseyerek dedi ki: "Aşk, şafağın kızları tarafından sunulan ve güçlü ruhlara güç katıp onları yıldızlara çıkaran bir şaraptır." Ardından çatık kaşlı, kara giysili, sakallı bir adam geldi: "Aşk, gençlikte başlayıp biten kör cahilliktir." Bir başkası açıkladı: "Aşk,
insanın tanrıları mümkün olduğunca fazla görmesini sağlayan kutsal bir bilgidir. Sonra yolunu asasıyla bulan kör bir adam konuştu. Aşk, ruhlardan varlığın sırlarını gizleyen kör edici bir sistir. Yürek tepeler arasında sadece titrezen arzu hayaletlerini görür ve sessiz vadilerin çıplaklığında yankıları duyar. Çalgısını çalan genç bir adam şarkı söyledi. Aşk, ruhun çekirdeğindeki yangından saçılan ve dünyayı aydınlatan bir ışıktır. Yaşamı bir uyanışla diğeri arasındaki güzel bir düş olarak görmemizi sağlar. Ve ayaklarının üzerinde sürüklenen, güçsüz düşmüş, çok yaşlı bir adam titrek bir sesle şunları söyledi. Ve onun ardından gelen 5 yaşındaki bir çocuk gülerek dedi ki, "Aşk, annemle babamdır. Onlardan başka kimse bilmez aşkı." Ve böylece aşkı tarif eden herkes kendi umutlarını ve korkularını bıraktı önüme sır olarak. O anda tapınağın içinden gelen bir ses duydum. Yaşam iki yarıya ayrılmıştır. Biri donar, biri yanar. Yanan yarı aşktır. Bunun üzerine tapınağa girdim. Sevinçle diz çökerek dua ettim. Tanrım, beni yanan alevin besleyicisi yap. Tanrım, beni kutsal ateşine at. Hadi bakalım. Bu geceki son şiirimiz. Lili. Dilek tutalım mı birlikte? Uzun zamandır tutmuyorduk. Tutalım. Hepimiz adına tutuyorum. Ardından üflüyorum. Ama gerçek olacak. Onu da unutturmadan. Tamam. Bu kuklaların kukla olmadığı besbelli. Ne söyledilerse tıpına tıpına gerçek, besbelli. Altın saçlarını yana atışı yok mu Lili'nin? Lili'nin yağdan kıl çekercesine inanışı. Lili'nin yağdan kıl çekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin ne yapsın? Adam konuşmasını bilmezse ne yapsın? Kuklaların kukla olmadığı besbelli. Lili'nin çekip gideceği besbelli. Lili'nin dönüp geleceği besbelli. Ekmek ha bakalın olmuş ha Paris'in. Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili. Ekmek ne kadar Allah'ınsa Lili de o kadar Allah'ın Lili. Yüzün, ruhun kadar aydınlık ya Lili. Gönlün soğuk sular, güzel aynalar gibi ya Lili. Anladın ya, kutunun içinden çıkan mendil, olamaz Üsküdar'dan geçerken bulduğun mendil. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili? Demek bizi bırakıp gidiyorsun Lili. Sen daima güzeller güzelini bulursun Lili.
Sen istesen de taş yürekli olamazsın. Sen daima güzeller güzel olursun Lili. Demek gideceksin. Arkana dönüp bakmayacaksın. Hangi kuş, hangi şafakta ölecek görmeyeceksin. Öyleyse al bu kürkü, bu veda kürkünü Lili. Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü. Sen daima sultanlar sultanı olursun Lili. Demek gidiyorsun. Bizi öpmeden mi gideceksin? Lili'nin güneşin altında duruşu yok mu? Perdeleri sıyırıp çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu? Eline bavulunu oluşu, yollara koyuluşu yok mu? Çirkin adamın güzel adam oluşu yok mu? Yaklaşıp onu saçlarından yakalayışı, uzaklaşıp yollarda yol oluşu yok mu? Lili'nin bir tavşan gibi koşuşu, keklik gibi dönüp bakışı ve yıldırım gibi koşuşu yok mu? Adam da tam o zaman kapıdan dışarı çıkmaz mı? Lili'nin adamın boynuna çocukça ve çılgınca atılışı yok mu? Ben konuşmasını bilmem Lili. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Yayın duyurusuyla birlikte gelir. Hepinizi çok seviyorum. Huzurlu bir gece olsun, güzel bir gece olsun. Her zaman yaptığımız gibi bir melodiyle gideceğiz birlikte. İyi geceler. Görüşürüz.